Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Yine bir muhabbet videosuyla sizlerleyim. Şu anda 31 Aralık. Bu gece yılbaşı olacak ve 2017 yılına gireceğiz. Ben de sizlerin yeni yılını kutlamak bu vesileyle sizlere sık sık bize sorulan, kafamızda devamlı bir soru olan, acaba ben neyi kutluyorum diye düşündüğümüz yılbaşı mı, Christmas mı, Noel mi, nedir abi bizim bu kutladığımız şeylerin sorusuna bir cevap vermek istedim. Ben şöyle bu konuyla alakalı bulduğum birkaç tane sayfadan birini açarsak bakalım neymiş. Yılbaşı ve Noel arasındaki fark nedir? Noel Hristiyanlar tarafından Mesih kabul edilen Hz. İsa'nın doğum gününü kutladığı zamandır. Ve bu zaman resmi tatil olmaktadır. Örnek, İslam aleminde Kurban veya Ramazan ayları gibi Noel her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanır. Tatil Arife günüyle başlar ve bazı ülkelerde kutlamalar 26 Aralık gününe kadar devam eder. Çoğu Hristiyan ülkeleri bu zaman yılbaşını yeni yılla birleştirir. Başı yeni yıl kutlamaları ise eski Romalıların 1 Ocak'ta yaptığı kutlamalara dayanmaktadır. Yılbaşı ve Noel kutlamaları arasında çok büyük bir fark vardır. Kısaca Noel İsa'nın doğum günü kutlaması, yılbaşı yeni yılın gelişinin kutlanmasıdır. Evet kardeşlerim, buradan gördüğümüz gibi aslında ikisinin birbiriyle alakası yok. Biz yeni yılı kutluyoruz. Yani biz derken ben kutluyorum en azından. Yani benim gibi Müslüman olan, o yüzden Noel'le alakası olmayan insanlardan bahsediyorum. Ha, bir arkadaşınız vardır, Hristiyandır, Noel'i kutluyordur, ne ala. Ama o zaman dikkat edin, zaten 25-26 Aralık'ta kutluyordur burada yazdığına göre. Yılbaşında kutlamıyordur. Yılbaşı tamamen farklı bir şey. Hani bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. Geçen yıldaki mutsuzlukları bırakıyoruz ve başarımızın devamını diliyoruz. Başarısızlıklarımızın dersini alıp onları tekrarlamayacağımıza dair kendimize söz veriyoruz gibi şeyler. Etrafımızdakilere sağlık, mutluluk diliyoruz. Böyle bir şey yani. Bu işi tamamen dini bir kaosa sürükleyip işte bu Hristiyan adetidir, yapmak günahtır bilmem ne diye bağırmanın ben açıkçası çok da doğru olduğunu zannetmiyorum. Herhangi bir şekilde kendi dinimin kitabını okumuş birisi olarak böyle bir şeyde hiçbir zaman görmedim açıkçası. Hani böyle bir şey olduğunu da okumadım. Hayır, bunu yapmayın diye. Birincisi, İslam hoşgörü dinidir. İkincisi, kimsenin dinini sorgulayamazsın. Bu sana düşmez. O yüzden hani böyle bir şey yaptığı için insanlar da bas bas bağıramazsın. Yakınında bir arkadaşın varsa onu uyarırsan amenna bir derece. Dersin ki bence yılbaşını kutlamakla yanlış bir şey yapıyorsun arkadaşım. Ama tutup da sokaklarda, televizyonlarda, orada burada bağırmak bence en büyük hata. Başka bir sayfadan daha okuduğumuz zaman şöyle bir şey. Noel Hristiyanları Mesih olarak kabul etti ve İsa'nın doğum gününü temel alan geleneksel bir tatildir diye devam ediyor. Oldukça eskilere dayanan bir kökeni vardır. İşte Noel'de Hristiyanlar böyle yapar, Noel'de Hristiyanlar şöyle yapar. Kullandığımız milat takvime göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen yılbaşı ise Noel'le karıştırılarak özellikle ülkemizde spekülasyonlara neden olmaktadır. Yeni yıl kutlamalarının geçmişine bakıldığında eski Romalılara kadar dayanan ve usulü aralığı 1 Ocağı bağlayan gecede yeni bir yılın gelişini müjdelemek amacıyla yapılan eğlenceleri kapsadığı görülmektedir. Noel kutlamaları ile yeni yıl kutlamalarının ritüellerinin anlamları farklı olduğu açıkça görülmekle birlikte Hristiyanlar açısından daha çok birleştirilmiş, ancak yeni yılda da mutluluk, sevinç, paylaşma, sevgi, birliktelik duyguları öne çıkar. Ülkemizde büyük kitlelerce kutlanan yeni yıl, hani yılbaşı kutlamalarında 31 Aralık gecesini 1 Ocağı bağlayan gün, yani kutlamaların ertesi günü 1 Ocak tatil ilan edilmektedir. Bu da gayet makul bir şey yani. İnsanlar o gece geç saatlere kadar aktiviteler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan filan diye böyle bir tatil ilan ediliyor. O da gerçi yakında kalkar. Evet, ama şimdi şöyle de bir şey var tabii. Yani beni başka kaynaklara da baktığın zaman şöyle bir şeyler gördüm. Yeni yıl geliyor diye çam ağacı yapmak, çam ağacı süslemek, çam ağacının altına hediye bırakmak, Noel Baba geliyor, ho ho ho. İşte bunlar da biraz işin uyduruk kısımları. Çünkü bunlar gerçekten de 25 Aralık'ta İsa Mesih'in, Hazreti İsa'nın bize göre doğum tarihinde kutlamaları için yapılmış olan geleneklerin yılbaşına kaydırılması. Herhalde arada 5 gün var diye şey olmuş, eldeki çam ağaçları süsler falan şey yapmasın, artmasın diye 25 Aralık'tan 1 Aralık'a, 1 Ocağı eklemişler onu. Bunlar garip. Ha, yılbaşını kutlamak istiyorsan güzel kardeşim, çam ağacı da süslersin. İstersen sırtına havai fişeklerden roket oluşturup fiu diye uçarak aya doğru da gidersin. Bu bizi ilgilendirmez. Kutlamanı nasıl yapmak istiyorsan, diğer insanların haklarına, özgürlüklerine herhangi bir şekilde saldırmadığın sürece istediğin gibi kutlama yapabilirsin. Şimdi tutup da yılbaşında ben çam ağacı falan alakası diyorum. Evet, çünkü o Noel kutlamasının adeti. Hani bunu yılbaşında kullanması insanların garip. Ama yılbaşında havaya tabancayı çıkartıp da 14 el ateş etmek mi mantıklı? Hayır. Yani çam ağacı dikme deyip adamı ondan sonra sen çıkıp grav 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 sıkıyorsan, en ufak böyle futbol maçı kazandığında bir şey olduğunda, oğlun olduğunda tak 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 sık havaya. İşte ne bileyim, oğlun askere gidiyor, tak 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 havaya sık. Hani bunu yapıyorsun, sen haklısın, yılbaşında o çam koyuyor diye haksız mı? İşte bu da işin tartışılacak olan kısmı. Değil mi? Düşüneceğiz. En baştan mantıklı olan şeyleri seçeceğiz. Bir şeylerin, bir perdelerin din olur, bu örf adet olur, arkasına saklanıp diğer insanları yargılarken kendimiz neler yaptığımızı çılgınca unutmuş, şuursuzca şeyler yaparsak olmaz. Doğrusunu önce kendimiz yapacağız insanlara bir şeyleri söylemek istiyorsak. Yoksa kimin ne kutladığına gerçekten bizi ilgilendirmez. Herkes istediğini kutlayabilir. Hristiyan olmadığın halde Hristiyan adetlerini kutlayabilirsin. Budist olmadığın halde gidip kurban bayramlarında yapmayın, bu ineği kesmeyin deyip çapur çapur sarılıp yanaklarını öpebilirsin. Yani bu tamamen senin tercihin. Bizi ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren şey insanların birbirine hoşgörülü davranması, anlayışlı davranması, hangi dine, dile, ırka mensup olduğumuzu değerlendirmeksizin birbirimize anlayışla yaklaşmamız, birbirimize yargısız infaz yapmamamız.
Ben de sizlerden kardeşlerim yeni yılda anlayış dolu, sevgi dolu, adalet dolu, birbirinize karşı pozitif yaklaşımlarda bulunduğunuz, birbirinizi sevmeye çalıştığınız, birbirinizi anlamaya çalıştığınız bir yıl geçirmenizi diliyorum. Umarım 2017 hepinize çok güzel bir yıl olur. İzlediğiniz için çok teşekkürler kardeşlerim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı da bu güzel duyguyu başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.